1996 yılında Akşehir'in Bademli kasabasından Antalya'ya geldik. Elimizde yok, avucumuzda yok. İşte iki yetim düştük, yola geldik. Geldiğimizde kimse yardımcı olmadı. Hanıma dedim ki çalışalım, çabalayalım. Bir şeyler sahibi olmaya çalışalım. Hanım da tamam mı? Tamam. Çalışmaya başladık. İşte kızımız oldu. Eda'mız. İşe girdim. İşe girince aldığım maaş 15 gün önce yetiyordu. 15 gün önce yetince bu para bana yetmez dedim. Ne yapacağız? Başka bir kazanç yolu bakalım. Kazanç yolu bakalım derken hammallık aklıma geldi. Hammallık gelince aklıma daha da iyi dedim. Daha kazancı parası bol olduğu için hammallığa başladık. Hammallık olunca parayı daha çok kazanıyorum. Daha çok çalışıyorum. Gece gündüz koşturmaya başladım. Derken çocuk büyüdü. 2006-2007 yılında bizim yollarımız kesişti Eda'yla. Eda'da kendimi gördüm sanki. Çünkü ben de onun gibi sporla ilgilenen, atletizm yapan bir öğrenciydim. Ve Eda böyle çok hırslı, güçlü, vücut olarak da güçlü, öfkesi güçlü, sevgisi güçlü. Bunu görünce dedim ki beden eğitimi öğretmenine, bu çocuğun bu öfkesini, bu sevgisini olumlu bir şeye yönlendirmemiz lazım. Bu gücü kullanmamız lazım. Diğer arkadaşlarından da iri yapıya sahipti. Bunun üzerine bir deneyelim dedi beden eğitimi öğretmeni. Böylelikle atletizme başladı önce Eda. Mahallede bizim aynı semtte oturduğumuz sporcu iki tane ikiz kızlar vardı. Onların şeyiyle beraber okuldan gelirken spora gidelim, hadi Eda seni de götürelim, beraber gidelim diyerekten Eda'yı şey yapıyorlar. Eda da diyor ben spora gideceğim, anne spora gideceğim. Benim de çocuk ufak ufak oğlan var, küçük yani, bir de rahatsızdı, hastaydı. Onun için gidiyorlardı. Akşam oldum, ezan okundu mu sicime, sırtıma sarıyordum çocuğu. Gidiyordum, önünü almaya gidiyordum. Sonraları getiriyordum. Her gün böyle yağmurda çocuğu koyup uyudup gidiyordum. Hani her gün çıkıyordum. Bir gün amcası geldi dedi. Yenge dedi ben dedi evden alırım dedi. Eve korum seni dedi. Ben hani göndermeyi bırakacaktım. Öyle deyince babası da dedi destek çıktı. Kızım git dedi. Sen dedi ben sırtımda dedi yük taşırım, hambalcılık yaparım dedi. Seni gene okuturum dedi. Öylelik sıra başladı ve de amcası biraz getirdi götürdü. Sonradan güveni daha çok şey yaptı. Yani spora başladı böylelik sıra. Sporuna amcamın sayesinde başladım, akrabam sayesinde başladım. Kendisi beden eğitimi ve spor yüksekokulunda antrenörlük bölümünde okuyordu. Sonra Antalya'ya geldi ve dedi ki işte Eda cirit atma branşına uygun. Bu şekilde serüven başladı. Onunla birlikte antrenman yapmaya başladım. Antrenmanların sürecinde arkadaşı olan Fatih Avan'la birlikte devam ettim. Onunla beni tanıştırdı ve o da aynı branşı yaptığı için aynı şekilde antrenmanlarımla onunla birlikte devam ettim. Biz Antalya'da kampa gittik ve bu kampta Eda'nın ciride olan yeteneğini gördük. Dedik ki yani gel beraber antrenman yapalım. Hikmet de zaten böyle şeyler açıktı. Eda ile beraber antrenman yaptık o dönemde. Eda'nın zaten ne yapabileceğini, neye yeteneğinin olduğunu falan aşağı yukarı sezebiliyorduk tabii ama yani ben sporcuydum ama bunu görebiliyordum. Yani Fatih abi zaten benim küçüklüğümü tanıyordu. Yani onunla birlikte küçük beri çalıştığım için çok yabancılık çekmedim. Aynı şekilde o da beni tanıdığı için antrenman programını gayet de iyi bir şekilde devam ettirdi ve başarı kaçınılmazdı zaten. Biz zaten ailecek biraz heybetli bir aileyiz. Lakabımız da yani Antalya'da devin torunları olarak geçiyor. Babamın dedesi var ve o işte 2,15 boyunda falan böyle heybetli ve ay böyle ayağı falan bastığında yer falan titrermiş yani. O devi dev geliyor derlermiş. Yani köylü yani arkasında şeymiş yani köylü korkarmış. O kadar kuvvetliymiş ki köyde ne derse dedemin dediği olurmuş. Bir de yayla şeyi hani hayvanın besinlerinden yani bunun içinde Eda da dahil
şimdi falan davar sütü, davar yoğurdu, davarın peyniri kendim buradan göndereyim Adana'ya falan, şişelere şoklarım, göndereyim. Hayvan şeyiyle beslenir Eda. Yani organik, hep organik şeylerle beslenir. Dileriz daha da iyi bir atış yapar. Şu anda 5. sırada atletimiz Eda Tuğsuz sevgili seyirciler. Atışını yaptı Eda. İyi bir atış. Fatih Havan, Degu'da dünya 5.'si olan Fatih Havan onun antrenörlüğünü yapıyor ki Fatih daha cirit atmayı aslında bırakmadı. Sakatlığı nedeniyle ara vermişti. Geri döneceğini biliyoruz. Sara Kolak bu arada atışını yaptı. Dünyada bize ve ilk 8'de devam ederek 3 ak daha elde etti. Eda böylece gururumuz oldu. Eda Tuğsuz 5. sırada finali tamamladı. Teşekkür ediyoruz Eda Tuğsuz'a. Bir Fenerbahçe sporcusu o. Fatih Havan, Degu'da dünya 5.'si olan Fatih Havan onun antrenörlüğünü yapıyor ki Fatih daha cirit atmayı aslında bırakmadı. Sakatlığı nedeniyle ara vermişti. Geri döneceğini biliyoruz. Şu an için olimpiyatlarda madalyaya en yakın sporcu olan Eda'nın bunu başarabilecek belki tek Türk sporcusu, bayan olarak, erkek olarak madalya alması, altın madalya alması için bu spor tarihine de geçmeli diye düşündüğüm için burada tarihi bir misyon üstlenmek istedim. En büyük amacım, en büyük hayalim olimpiyatlarda bir sporcuya madalya kazandırmak. Benim hayalim buydu. Sporcu olarak bunu gerçekleştiremedim. Yani gidişatım da bunu göstermiyor. Yani olabilir mi, olamaz mı diye çok da düşünmüyorum ama olabilecek bir sporcu var ve çok profesyonel. Kendine çok iyi bakan, hedeflerini çok iyi bilen, ne yapmak istediğini çok iyi bilen bir sporcu var. Böyle profesyonel bir sporcuyla çalışmak da ayrı bir keyif. Yorulmuyorum en azından, yani o yüzden de antrenman yapabiliyorum yani. ...2014'te EOF'da Avrupa şampiyonu oldum. Yıldızlar Gençlik Olimpiyatları'nda. Aynı zamanda oyunlar rekoru kırdım. Sonra 2015'te Akdeniz oyunlarında yarışma fırsatı oldum en küçük sporcu olarak. Dünya Yıldızlar'da dünya 5.'si elde ettim. 2016'da Dünya Gençler oyununda dünya 3.'lüğü elde ettim. Bu şekilde Türkiye rekoru kırdım. 2016 yılında Mayıs ayında 67-21'likle U23 Avrupa rekoru kırdım. Şu an hala bana ait. Bundan ötürü ise Temmuz ayına kadar falan Dünya Atletizm Şampiyonası Ağustos ayındaydı. Temmuz ayına kadar dünya liderliğinde listelerin birinci sırasında ilerledim. Dünya Şampiyonası'na giderken üçüncü sırada gittim. Türkiye'de rakibim yok. Çünkü bana en yakın olan 50 metre atıyor. Ve ben artık uluslararası yarışta hep hedef aldığım için yani altta gelen çok iyi isimler var. Onlar da inşallah olimpiyatlarda, Avrupa şampiyonalarından benden sonra boy gösterebilecek sporcular var. Ama şu an jenerasyonda yok. Kızım 5 yaşındaydı işte baba ben okutacağım dedi. Kızım dedim handballık yapacağım, çuval indireceğim, seni yine okutacağım dedim. Sen ondan rahat ol, sen okumana devam et, çalışmana devam et. Ve çocuğum da benim sözüm tuttu. Allah'a şükürler olsun. Çalıştı, çabaladı, bu seviyeye geldi. Şimdi önümde ilk önce 2019 yılında yapılacak olan Dünya Atletizm Şampiyonası var. Buna ikinci kez katılma fırsatı yakalayacağım inşallah. İlk önce hedefim Dünya Şampiyonası'nda finale kalmak ve 2017 yılında başardım. İlk 5'in içinde olmak istiyorum. Arkasından 2020 olimpiyatları, her sporcunun hayal ettiği olimpiyatlar. Sporun en zirve olan müsabakası. Tabii ki de orada yarışıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Güçlü rakiplerim olacak çünkü bir olimpiyat dünya şampiyonası gördüm orada yaşadım ve kolay değiller. İyi bir tecrübe atlattım. Rakiplerimi tanıyorum, onlar da beni tanıyor. Ben onlardan korkuyorum, onlar da benden korkuyor. Bakalım göreceğiz.